olacak ve Ağustos'ta tebliğinin başlığı da geçmiş ve günümüz mübadele mutfağı. Benim bir tane yer değiştireceğim. Orada PowerPoint olanaklarımız olmadı. Yapacak bir şey yok. Her sorumluluğu yani net 20 dakika bir süre ayırdık. Dünkü şeyi yöntemi devam ettirelim. Soruları bütün o kadar ettikten sonra. Mübadele mutfağından biraz bahsetmek istiyorum. Zaten hani göçün kaydında şimdi biliyoruz. Göç daha çok insanların yeni yerleşim birimlerine daha iyi yaşamlar elde etmek için yaptıkları, uyguladıkları, yaşadıkları bir olgu. İç göç, dış göç hepsi bulunmakta. Ama tarihte hani böyle bir zorlamayla yapılan bir göç var ki bugün hani mübadelelerin yer aldığı ve mübadele mutfağının da oluşumunu sağlayan ve insanların bütün kültür kaynaşması içerisinde neler yaşadığı konusu her zaman da özellikle sosyal bilimler alanında da ciddi bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bunun en iyi örneği de Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma ile mübadelenin başlaması oldu. Şimdi ne kadar göç hani yerleşim yeri değişikliği olarak gözükse de aslında aynı zamanda da bir kültür kaynaşmasını getiriyor. Araştırmaları yaparken bir sürü bir değişine rastlık geldim ve çok hoşuma gitti. Hani mutlu göç yoktur, her göç kişisel bir trajedidir. Sonu iyi de bitti, kaybetmenin, geride bırakmanın, eksilmenin ölçüsüdür aynı zamanda. Gerçekten de öyle. Çünkü göçle yanınızda taşıyabilecekleriniz sınırlı sayıda oluyor. Anılarınızı, arkadaşlarınızı, ailenizin dışında olduğu yerde bırakıyorsunuz. Peki şimdi göçle gıda arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Ben önce size biraz gıdadan bahsetmek istiyorum. Çünkü gıda hani ne kadar böyle işte yaşamak için vitamine ihtiyacımız var, minerale ihtiyacımız var, beslenmeliyiz, çok iyi yemeliyiz, şu diyeti yapmalıyız gibi gözükse de aslında gıda bizim için bir kültürel bir üründür. Yani atalarımız ne yediyse, ne içtiyse biz de onları yiyoruz, içiyoruz. Hatta biz insanoğlu böyle bir sembollerle yaşamayı sevdiğimiz için ve kendimizi, dünyada yerimizi belirtmek için de semboller kullanıyoruz. Gıda da bunlardan bir tanesi. İşte bizim medenileşmemizi sağlayan faktörlerden biri olmuştur. Kimliğimizi belirten faktörlerden biri olmuştur. Hatta bazen şöyle bir olgu da var, politik bir silah olarak kullanıldığı bile söylenmektedir. Hem bunun iyi yanlarını hem kötü yanlarını da görüyoruz. Zaten Çamlıca Savaşları'ndaki bu gıda alışverişi bile hala konuşulan olgulardan biridir. Şimdi gıdadan bir de lezzete geçeceğim. Hani iyi gıda, kötü gıda diye bir olgu var mıdır, yok mudur? Aslında vardır, hani onu sevmeyiz, bunu sevmeyiz ama öyle bir olguyu oluşturamıyoruz kafamızda. Çünkü ne kadar hani lezzetine vardığımız organımız dil gibi gözükse de aslında her şey beynimizde bitiyor. Çünkü büyüklerimiz, atalarımız bize neyi öğrettiyse, beynimiz neyi algıladıysa biz onu tanımlıyoruz ve onun lezzetinden bahsediyoruz. Yani ben burada mesela birisini bir tecrit alanına kapatsam, hayatı boyunca elmayı hiç göstermesem ama mümkün değil, elmanın ne olduğunu bilmeyecek ve tanımlayamayacak. İşte o nedenden ötürü bu tip kriterlere baktığımızda yer ve zaman olgusu çok önemli. Bu da mutfak kültürü olgusunu meydana getiren başka faktörlerden bir tanesi. Çünkü gıda nasıl kültürel bir ürünse, lezzet de aynı şekilde kültürel bir üründür. Peki mutfak kültürleri ve uyumu göçle ve mübadeleyle nasıl gerçekleşiyor? Bir kere zaten şunu hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız yerdeki coğrafik bitki örtüsü, yetişen ürünler aslında bizim mutfağımızı oluşturan olgular. Dolayısıyla bir göç olayı geldiğinde ki buna mübadillere baktığımızda mübadiller eşyalarını yanlarında getirirken aslında mutfaklarını da taşıdılar, anılarını da bizimle beraber taşıdılar. Ve bugün onların sayesinde açıkçası bizler de yeni araştırma konularına sahip çıkıyoruz. Şimdi biz tabii özellikle Ege bölgesi ve bu yarımada civarındaki mübadillerle çalıştığımız için genel olarak bir göçmen örtüsüne baktığımızda
Giritliler, Selanikliler, Arnavutlar, Boşnaklar bir göçmen kültürü olarak öbeklenmiş ve bir arada yaşamaya başlamışlardır ama sonucunda kendi kültürlerini de korumaya önem vermişlerdir. Mesela Giritli göçmenlerle, mübadillerle konuştuğumuzda onların aile düzeninde kadının yeri çok önemli. Kadın bir dominant karakter, koruyucu ve kollayıcı bir rol, aileyi bir arada tutan insan ve önemli kararların alınmasında da sözü geçen kişi olduğu için bugüne kadar birçok anıyı, tarifi, korumayı da başarmışlardır ki bu sayede onların mutfakları, yemek yeme alışkanlıkları konusunda bilgi ediyoruz. Yapılan araştırmalara göre Balkan göçmenleri aslında kültürlerinde var olan kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği sırasıyla bunu hep uygulamışlardır. Kahvaltıda şu an günümüzde gördüğünüz gibi peynir, salam, tereyağı, yumurta tüketirken öğle yemeğinde daha hızlı ve daha besleyici gıdalar tercih ederek tarhana çorbası ve salataya devam etmişlerdir. Batı Trakya göçmenleri ise daha böyle tahıla ve kuru bakliyata yönelerek nohut, kuru fasulye ve börek çeşitlerini daha çok yemeklerinde kullanmışlardır. Çünkü bunların en büyük özelliği mutfakta bir efor sarf etmeyi, zaman ayırmayı çok sevdiklerinden ötürü daha zaman alıcı yemeklerle uğraşmışlardır. Tabii ki yaşanılan bölgeler dikkate alanında sebze ve tahılın yeri çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü iklim bunların yetişmesine gerçekten izin veriyor. Ve Batı Trakya Türkleri ile beraber gelişen börek çeşitleri ki hamur açma teknikleri olmak üzere Türk mutfağında inanılmaz bir ilerleme kaydediliyor ki bunlar zaten daha çok Balkanlar civarından gelen göçmenler sayesinde olmuştur. En sık yapılan börekler kabak böreği, sütlü börek ve soğan böreği olarak adlandırılıyor. Giritlilerde ise bir çeşit peynirli pide olan malaka adı verilen ve sıkça böyle peyniri uzayan bir börek. Bu aslında bir türde gelenekmiş çünkü şarap ile birlikte tüketiyorlarmış, çocuklarının da hatta şarap içmesine izin veriyorlarmış çünkü güçlendirici bir etkisi olduklarına inanıyorlarmış. Ve bugün günümüzde Türk mutfağında Ege'de özellikle hepimiz koruğu biliriz, koruk suyunu kullanırız. Banyo yaparken özellikle koruk suyuyla yapmayı tercih ederiz. Bu da yine Giritlilerden öğrenilmiş ve bir şekilde bizim de mutfağımızın parçası olmuş alışkanlıklarımızdan biri. Peki bayramlar nasıl oluyor? Şimdi bayramlar bizim için çok önemli yani bugün baktığımızda. Batı Trakya ve Girit göçmenleri de baklava, irmik tatlısı, muhallebi, süt lokması gibi çeşitli tatlılar yaparlarmış. Ve şu anda zaten özellikle hani baktığımızda bizim kültürümüzde de yani Anadolu Türkleri olarak değerlendirecek olursak yine hemen hemen benzeri tatlılar var. Birkaç tane değişikliklerle mevcut. Ama baklavanın, işte irmik tatlısı, muhallebinin özellikle Türk mutfağına girmesi bizim Girit göçmenlerimiz sayesinde olmuştur. Özellikle Giritlilerin tarçını çok kullanması Türk mutfağında da kullanılmasını sağlamıştır. Şimdi Girit göçmenleri üzerinde daha çok duruyorum. Çünkü Ege bölgesine çok yerleştiklerinden ötürü ve Giritlilere baktığımızda bir adada yetiştiler. Yani dört tarafı sürekli çevrili. Alan kısıtlı ve adada yer alan her türlü... Konuşabilir miyim? Ha, süper. Aa, daha iyi oldu. Şimdi Giritliler bir adada yaşadıkları için her türlü bitki örtüsünü değerlendirmek, deniz ürünlerini değerlendirmek adına gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyorlardı. O yüzden hani bugün çeşitli hikayelere konu oluyorlar. Hepimiz biliyoruz işte tarlaya bir Giritli girmiş, bir inek girmiş. Tarlanın sahibi olma demiş, Giritli'yi çıkar. O bütün okları yer, inek hepsini yemez diye. Bu hep hepimizin bildiği ve güldüğü hikayelerdir. Ama yaşam koşullarına baktığınızda çok eski bir uygarlık olmasından ötürü ve kısıtlı bir alanda yaşadıkları için her türlü bitki örtüsünü değerlendirerek bir şekilde mutfaklarına katkıda bulunmuşlardır. O yüzden de bir de tabii
adada özellikle zeytin ağaçlarının bulunması, ki zeytin ve yemiş ağacı bugün en eski bilinen ağaçlardandır. Zeytinyağının keşfini ve zeytinyağının yemeklerde kullanılmasını da sağlamıştır. Bugün hepimizin mutfağında yer alan zeytinyağlı, limonlu o taşlamaları aslında Giritlilerden elde edindiğimiz bir alışkanlığımız. Bununla da yetinmeyip sadece direkt yememişler, aynı zamanda böreklerde iç malzeme olarak da kullanmışlar. O dönemde Anadolu Türkleri sadece ot kavurmayı bilirken, Giritli göçmenler sayesinde aslında ot haşlamanın ne demek olduğunu da öğrenmişler. Tabii Giritlilerde kadın çok önemli olduğu için geleneksel olarak baktığınızda eğer Giritli bir aileye gelin gidecekseniz gerçekten yemek yapabilme yeteneğiniz de çok önemli. Kendi gücünüzü de ispat etmeniz gerekiyor. Bugün tuğlama ve patula dediğimiz yemeklere baktığımız zaman kendinizin iyi bir aşçı olduğunuzu kanıtlayabilmeniz için patulayı yaptırıyorlarmış. Eğer onda başarılı olursanız gerçekten kayınvalideniz tarafından bir gelin olarak kabul edilip dominantlığınızı da sağlayabiliyormuşsunuz. Şimdi diğer bir tarafta ise Selanik göçmenleri çok ön plana çıkıyor. Çünkü bugün hepimizin zevkli içtiği özellikle paça çorbasına baktığımız zaman aslında paça çorbasının Selanik göçmenlerinden Anadolu Türklerine geldiği keşfedilmiş ve Türk mutfağında çok büyük bir etkisi olmuş. Bir de Selanik göçmenlerinin en büyük alışkanlığı bir meyve, et ya da sebzeyle uğraşırken oldukça küçük, ince doğrayarak bunları kullanmayı tercih ettikleri görülmüş. Ki bugün zaten Anadolu'nun iç taraflarına, köylerine gidip hani evlerine misafir olduğunuzda sebzelerin daha iri iri doğrandığını fark edersiniz ama birazcık böyle kıyı Ege'ye doğru geldiğimizde o ince doğramanın aslında Selanik göçmenleri sayesinde var olduğunu da keşfetmiş bulunmaktayız. Diğer bir şey ise göçmenler aslında çok çay içmiyorlarmış. Genelde ıhlamur gibi bir bitki çaylarını ve Türk kahvelerini tercih ediyorlarmış. Ve çok enteresan bir şekilde hani boza, ayran gibi içecekler yemeklerinde yer alırken Batı Trakya muhacirleri kesinlikle alkol almayıp Girit göçmenleri ise şarap ve rakıyı tercih ediyorlarmış. Buradan da yine Türk mutfağındaki mezelere bakacak olursak özellikle Girit yöresinden gelen bir meze kültürünün de zeytinyağlıya nasıl dayandığını da aslında görmüş oluyoruz. Diğer bir bulunan bulgu ise Anadolu Türklerinin mübadiller gelinceye kadar aslında hepimizin bildiği yer sinirlerinde yer sofrasını yere sererek böyle büyük çapta sinirleri belli bir yükseklikte koyup orada tek kap içinden yemek yedikleridir ki hala bu kültür Türkiye'nin birçok yöresinde devam etmektedir. Fakat Giritliler hiçbir zaman aynı tabaktan yemek yemeyip ayrı tabaklardan yemişlerdir. Ve bu bölgeye gelen Giritli göçmenler sayesinde Anadolu Türkleri de onlardan gördükleri şekilde ayrı tabaklarda, masa ve sandalyelerde yemek yemeye de başlamışlardır. Şimdi biz bu projeye başladığımızda açıkçası hani neyle karşılaşacağımızı çok bilmiyorduk. Çünkü dediğim gibi göç ne kadar hani iyi bir şey gibi gözükse de aslında bir trajedi aynı zamanda. Çünkü mübadiller buraya göç ettiklerinde yanlarında taşıyabilecekleri, yani sırtında, kucağında neyi taşıyabiliyorsa genelde onları getirmişler. Ve buraya geldiklerinde buranın bitki örtüsünü de çok tanımadıkları için, bilmedikleri bir yöre olduğu için genelde ne yapabiliriz, neler yapabiliriz, nasıl kullanabiliriz şeklinde bir araştırma içine girmişler. Biz araştırmalarımız esnasında yaş ortalaması genelde 70-75 arasında olan teyzelerimizle konuştuğumuzda onlardan değişik bilgiler aldık. Ben buraya size daha çok böyle hani hepsini koymaktansa biraz böyle kısaca göstermek istiyorum. Mesela hamur çorbası aslında bildiğimiz hani eriştenin taze yapılmış hali. Fakat o dönemde ilk geldikleri zamanlarda zeytin ağaçları ve tahıl daha çok ekilip biçilip ve toplandığı için ona uygun bir şekilde mutfaklarını adapte etmişler. Ve hamur çorbası bugün mesela yenilen en çok yemeklerden biri ve hala da devam ediyor. Onun dışında mesela şimdi langırayı bunu daha yeni öğrendim. Baktığınızda mesela şimdi mantı desem size herkes bilecek. Şimdi mantı bizim bildiğimiz işte genelde içine et dolması, et koyarak ya da kıyma koyarak yaptığımız bir çeşit börek diyelim, hamur işi diyelim. Langırı ise o dönemde gelen göçmenlerin mutfağında yer alan ve et, protein kaynağı olarak et yerine aslında haşlanmış nohutu koydukları ve adını langırı koydukları bir çeşit yine hamur işi.
İsterseniz bunu fırında pişirip poğaça gibi yiyebiliyorsunuz. İsterseniz yine mantıyı yaptığınız gibi fırınladıktan sonra haşlayıp üstüne yoğurt ve domates sosuyla da bunu devam edebiliyorsunuz. Diğer bir şey ise zaten özellikle kabak konusunda geliyor. Kabak çiçeği, bugün şeker kabağı dediğimiz küçük kabaklar bizim Giritlilerden yine temin ettiğimiz, öğrendiğimiz noktalardan biri. Ve oldukça da sık mutfağımızda yer alıyor. Diğer bir enteresan nokta ise salyangoz. Anadolu Türkleri dinleri itibariyle aslında salyangozu yemeyi çok tercih etmiyorlarmış. Çünkü özellikle çıktığı dönem yaşama şekli hani çok hijyenik olmadığına, sağlıklı olmadığına inandıkları için günahtır, haramdır şeklinde bir söylenti yaratarak çok salyangoza yemiyorlarmış. Fakat mübadillerle beraber aklına gelen ve mutfağımıza yerleşen diğer bir örnek de bu. Çünkü onların toplama şekli, toplama zamanları, bunları nasıl temizlediklerini öğrendikten sonra yine Türk mutfağına girmeyi başarmış olan ama her yerde görmediğimiz, özellikle belli yörelerde yer alan başka bir çeşit olarak da adlandırabiliriz. Zaten şu anda en popüler olanlar özellikle Şevket Bostan ve Arap saçının kuzu etiyle harmanlanması. Zaten artık Ege yöresini geçtim. Neredeyse dünya mutfağına girmeyi başarmış olan örneklerden bir tanesi. Ben burada size teşekkür etmek istiyorum dinlediğiniz için ama sözüm bitmeden önce İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu bizim projemiz çok yeni bir proje. Daha yaklaşık olarak bir yıl oldu diyelim. Bir yıl oldu çalışmaya başlayalı. Hala verileri toparlıyoruz. Bu projede Sayın Profesör Doktor Nüket Adıyeke, Fatma Betül Batır Ünay, Buket Kasalı, Hakan Tuncel, Arda Yılmaz ve Tolgan Kamiloğlu olmak üzere multidisipliner alanda bir çalışma yapıyoruz. Hem tarih bölümünden, hem mutfak sanatları bölümünden, hem iletişim fakültesinden arşivleyebilmek için çalışma arkadaşlarımız var. Ben burada kendilerine de ne kadar da olmasalar da teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Söyleniyor. Bornova'da ve İzmir'de çok geniş bir şekilde Giritli aileler var. Ben tanıyorum. Hatta dün burada bir büyüğümüz vardı. Keşke bugün burada olsa da o anlatsa. Çünkü büyük dedelerinin Girit'ten gelirken gizli ve saklı bir şekilde o tohumları getirip Bornova'da İzmir'de yetiştirdikleri ne anlattı? Biz bugün onu Bornova Bamyosu olarak biliyoruz. Hatta biliyorsunuz çok büyük olur ama çekirdeksiz olur ve çok kendine özgü bir lezzeti vardı. Fakat şimdi Bornova Bamyası diye bir şey yok. İsminiz neydi bu arada? Pardon. Ben Nevzat Gürsoy. Tamam, Nevzat Bey yani kalan 3 dakikanın 2 dakikasını da kullanmış oldu. Yani Betül Hanım Paper'ın devamı olmuş olsun bu. Çünkü soruları sonra alacağız. Yani ben de şey oldu, o yöntem o çünkü 4 kişi. Onun için yani sağımdaki diğer Betül Hanım'a sözü vereceğim şimdi. 20 dakikada sizin aynı şekilde mutfak kültürü üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Tamam galiba. Merhaba. İlk Müslüman göçü 1783'te Osmanlı topraklarına Rus Çarlığı'nın Kırım'ı işgal etmesiyle başlıyor. Ve bundan sonraki 250 yıl boyunca 18 Mayıs 1944'e kadar süren süreç içinde aşağı yukarı 5 ila 7 milyon Tatar göçmeninin, Kırım Türkü'nün ak topraklara yani Anadolu'ya geldiği tahmin ediliyor. Kesin rakamlar elbette yok elimizde, sadece tahmin olarak yapılan bir çalışma bu. Ak topraklar nedir? Özellikle kuzeyde yaşayan Türkler için Orta Asya Türkçesinde güney ak olarak adlandırılıyor ve Anadolu doğal olarak Kırım Türkleri için ak topraklar, yani güneydeki topraklar oluyor. İlk göç bu şekilde Tatarlar aracılığıyla oldu demiştik.
Tatar sözcüğü nereden geliyor? Moğolistan, bugünkü Moğolistan topraklarında kalmış olan bölgede Cengiz Han İmparatorluğu zamanında Tatar isminde bir kavim var. Ve bu kavim Cengiz Han'ın imparatorluğu kurulduğunda birlikte, onunla birlikte büyük savaşlar veriyor. Savaşçı bir kavim ve büyük yararlılıklar gösteriyor. Devletin üst kademelerine kadar yükseliyorlar ve Tatar lafı ilk tarihte bu şekilde ortaya çıkıyor. Bugün Tatarların yaşadığı bölge olarak biraz daha sonralara gitmemiz gerekiyor. 11. 12. yüzyıla geldiğimizde Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk yıkıldıktan sonra Altın Ordu İmparatorluğu oluşuyor aynı bölgede. Altın Ordu İmparatorluğu'nun ardılı olan Kazan Hanlığı ve hemen arkasından Kırım Hanlığı kuruluyor. İşte bu bölgede yaşayan, yani Karpatlardan Kafkasya'ya, Baykal Gölü'nden İdil Irmağı arasında kalan bölgede yaşayan bütün Türk topluluklarına, yine bölgede yaşayan Hristiyan topluluk tarafından Tatarlar adı veriliyor. Neden Tatarlar? Kökünü biraz araştırırsak birkaç tane söylem bulabiliyoruz. Latince'de Tatarus diye bir sözcük var. Cehennem anlamına geliyor. Bu savaşçılar çok vahşiler, çok savaşçı bir topluluk. Gittikleri yeri gerçekten cehenneme çeviriyorlar. İşte bu topluluğa, bu Türk topluluklarına cehennem anlamına gelen Tatarus kelimesinin kullanılması neredeyse kabul edilebilir bir şey oluyor. Başka bir söylem de var. Tartarik asit. Bölgede Hristiyan topluluk şarap yetiştiriyor. Tartarik asit biliyorsunuz şarabın dibinde oluşan tortudur ve şarabın bozulmasına neden olur aslında. İşte girdikleri ortamı karıştıran, bir parçada düzeni bozan bir topluluk olduğu nedeniyle belki de Tatarlar olarak bu grup adlandırılıyor. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde artık Avrupa'da oluşan milliyetçilik akımları bu bölgede yaşayan Tatarlar için bir milliyetçilik kimliği olarak ön plana çıkıyor. İsmail Bey Gaspıralı önderliğinde oluşan akımlarla Tatarlar sözcüğü bir milli kimlik haline geliyor ve özellikle Kırım Yarımadası'nda yaşayan Türklerin benimsediği ve kendilerine isim olarak kabul ettiği, topluluğa isim olarak kabul ettiği bir benlik, bir kimlik olarak ön plana çıkıyor. Tatarlar tek bir kavim değildir. İçinde Kıpçaklar, Nogaylar, Tatlar gibi birçok Türk kavmini barındırdığı gibi aynı zamanda Kırım'da yerleşen, daha önceki yıllarda yerleşen Rumlar, Cenevizliler, Venediklileri de içine alan oldukça geniş bir topluluğa verilen bir isim aslında. Göç dedik. İlk olarak Rusya Çarlığı'nın, Rusya'nın bölgeyi işgal etmesiyle Küçük Kaynarca Anlaşması sonucunda bölgenin Ruslaştırılması hazırlıkları büyük bir hızla devam ediliyor ve özellikle soylu aileler için iklimi çok müsait olan yüz ölçümü küçük fakat çok verimli topraklara sahip olan Kırım bölgesi soylu aileler için bir yazlık mekan haline getirilmeye çalışılıyor. Doğal olarak burada yaşayan aşağı yukarı nüfusu 5 milyonu oluşan Türk topluluğu, Tatar topluluğu göçe zorlanıyor. İlk büyük göç akımı bu şekilde İstanbul'a Tatarların gelmesiyle yaşanıyor. İlk önce deniz yoluyla geliniyor doğal olarak. Bir de karayoluyla tabii ki. Büyük çoğunluğu karayoluyla göç ediyor topluluğu. İki farklı yoldan göç ediyorlar. Birisi Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya geliniyor. Diğeri bugünkü Moldova ve Romanya topraklarından geçerek Dobruja bölgesi diye tabir ettiğimiz yarısı Bulgaristan, yarısı Romanya sınırları içinde kalan bölgeye geliyorlar. Akım aşağı yukarı 50 yıl boyunca sürüyor ve büyük rakamlarda insanların göçünden söz ediyoruz, karayoluyla göçünden söz ediyoruz. Ve bu akım süresince İstanbul'da özellikle büyük bir insan topluluğu oluşuyor. Aynı şekilde Romanya'nın Köstence, İstanbul'a benzer bir yapısı olan
Duman şehri olan Köstence'de çok büyük bir insan topluluğu oluşuyor. Dönemin padişahı Sultan Mecid kendi harcırahından bir miktar Romanya'ya para gönderiyor ve orada kendine ithaf edilen Mecidiye şehrinin göçmenler için kurulan ilk şehirdir dünyada. Mecidiye şehrinin kurulmasını sağlıyor. Bugün hala aşağı yukarı 40 bin nüfusu olan bir şehir Mecidiye ve 25 bin kişi Türk ve Tatar topluluğu halihazırda Mecidiye'de yaşıyor ve aynı geleneklerini sürdürmeye gayret ediyor. İstanbul'a gelenler ne oluyor? Çok büyük bir topluluk. İlk gelenler Çatalca, Şehremini bölgesine yerleştiriliyor. Fakat akım devam ediyor. Bu noktadan sonra artık Kırım'ın iç bölgelerine nispeten iklimi, nispeten yaşam koşulları aynı olan Eskişehir'e, Polatlı'ya ve Konya'ya doğru aktarılmaya başlanıyor göç edenler. İzmir'e nasıl geliyorlar? Kırım'ın deniz kıyısında çok fazla kıyısı var biliyorsunuz. İşte bu kıyı bölgelerinde yaşayan özellikle Tatarlar kendi bölgelerine uygun yaşam koşullarını sağlayan nispeten yer olan İzmir'i kendileri seçerek İzmir'e yerleşiyorlar. Bugün İzmir'de diğer şehirlere göre nispeten daha küçük bir topluluk olan hala kendi kültürünü, kendi geleneklerini sadece bir dernek aracılığıyla yürütmeye çalışan küçük bir topluluk var. Nüfusu tahminen 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Çünkü evlilikler ve başka yollarla karışmış, tamamen saflığını, doğru bir kelime değil ama saflığını, yani hem anneden hem babadan Tatar kökenli olan çocuklar değil de nispeten benim gibi kırılmış olan çocukların geleneklerini sürdürmeye çalışmasıyla İzmir'de böyle bir topluluk oluşuyor. 60 bin. 500 bin civarında İzmir'de. Çok büyük bir rakam ama topluluğumuz küçük bir rakam. Bütün Türkiye'de kaç kişi olduğu aşağı yukarı 4 ila 5 milyon civarında Tatar kökenli, kendini Tatar olarak gören insan olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda Bilkent Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren hocamız Hakan Kırımlı'nın büyük çalışmaları var. Son tahminler veya köy kayıtlarından çıkardığı Türkiye'de 5 milyon kişinin olduğu. Tabii bu kadar büyük bir göç yaşayan ve aşağı yukarı 250 yıl boyunca göç eden bir toplulukta geleneklerinde, göreneklerinde ve tabii ki yeme içme kültüründe bir takım değişiklikler olması gerekir. Çünkü göç eden toplumlar geçtikleri yollarda yaşayan başka topluluklarla iletişim içinde oluyorlar. Başka neler oluyor? İklim değişikliklerini yaşıyorlar farklı bölgelerde. Doğal olarak bitki örtüsü değişiyor. Tabii ki kendi yemek içme kültürleri de buna bağlı olarak değişiyor. Fakat Tatarlar öyle yapmamış. Nedense kendi kimliklerini, yeme içme kültürlerine sımsıkı sarılmışlar. Çünkü ellerinde aslında koruyabildikleri bir anlamda tek yapıları, tek kültürleri yeme içme kültürleri. En kolay koruyabildikleri ve özellikle Tatar kadınları inanılmaz bir bağlılıkla kendi yapılarını korumak için çocuklarına çok küçük yaştan aktararak bilgileri, tamamen sözlü olarak aktararak bunu korumaya çalışmışlar. Şu anda ne yazık ki birkaç tane kaynak dışında Tatar yemeklerine ilişkin hiçbir yayın yok. Bunun bir tane nedeni Rusya'nın işgalden sonra, 1944 sürgününden sonra var olan bütün belgeleri yok etmesinden kaynaklanıyor. Diğer bir neden de özellikle Türkiye'ye göç etmiş bütün göçmenlerin başına gelen olay Tatarların da başına geliyor. Birinci kuşak konuştuğu dili unutmaya çalışıyor. Çünkü bulundukları ortama uyum sağlamak zorundalar yaşayabilmek için. Dillerini ve kültürlerini unutmak adına çaba harcıyorlar. Ancak ikinci ve üçüncü kuşak tekrar kendi kültürlerine geri dönerek bunları koruma adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tatar mutfağından söz etmek istersek
göçebe kültürünü yansıtan bir mutfak gibi görünebilir. Yani ağırlıklı olarak hamur işleri, süt ve süt ürünleri ve ete dayalı bir mutfak gibi görünmesine rağmen üç tane imparatorluk ve hanlık kuran bir topluluk olarak saray mutfağında yaşamış bir topluluk olduğu için aslında göçebe kültürünü, göçebe mutfağını rafineleştirmiş ve farklı pişirme tekniklerini kullanabilen ve çeşitlendirebilen bir mutfak kültürü oluşturmuş sonuçta. Farklı teknikler diyoruz nedir? İşte kızartmayı kullanıyor, buharda pişirme, haşlama yöntemlerini kullanabiliyor. Hamur ve eti iç içe kullanıyorlar. Bizim meşhur yemeğimiz pratik olarak herkesin bildiği çibörek örneğin. Bunların ya da kobete bunların en güzel örneği yoğun olarak et ve hamurun ve bol miktarda yağın bir arada kullanıldığı örnek yemeklerden sayabiliriz. Av etleri çok yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü Kırım'da yaşıyor. En uzun süre yaşadıkları bölge olan Kırım'da yaygın olarak avcılık var ve bölge çok müsait. O nedenle özellikle sülün, keklik gibi av hayvanları, kümes hayvanları özellikle ne var? Kaz eti çok miktarda kullanılıyor yine yemeklerinde. Küçük baş hayvan besicilikle uğraşıyorlar yine göçebe kültürü getirdiği ek olarak küçük baş hayvan yetiştiriciliği çok yaygın ve bunun getirdiği süt ve süt ürünleri çok miktarda kullanılıyor yemeklerinde. Genellikle kahvaltı kültürü biraz daha farklı. Mutlaka hamur işleri tüketiliyor. Ekmek yok örneğin Tatar mutfağında. Ekmek yerine yine mayalandırılarak yapılan ama kızartılan kalakay, bavursak, kalkay gibi isimleri alan bizim bugünkü anlamıyla pişiye benzeyen hamur işlerinden yapılıyor. Yanında ırımşık dediğimiz bir tür çökelek, ekşi yoğurttan yapılan bir tür çökelek kullanılıyor. Kahve tüketimi çok fazla, kahvaltıda dahi kahve tüketiliyor. Süt bol miktarda kullanılıyor. Öğlen yemeklerinde genellikle tarımla uğraştığı için ailenin büyük bir kısmı çocuklar ve kadınlar kalıyor evde. O nedenle nispeten sütlü ve yumurtalı ürünler ama akşam yemeklerinde inanılmaz ağırlıkta hamurun çorbadan tatlıya kadar her aşamasında kullanıldığı ağır bir uğraştırıcı mutfağı var. Bu noktada et ve hamur işi dedik. Sebze de çok miktarda kullanılıyor aslında. Ama sebzeyi tencere yemeği diye tabir ettiğimiz etin ve sebzenin aynı tencerede piştiği değil, etin ayrı hamur işiyle birlikte olabilir. Ama sebzenin salata olarak, turşu olarak kullanılması şeklinde oluyor. Tatlılarda daha çok bal şerbeti tabir ettiğimiz, baldan veya pekmezden elde edilen, şuruplarla tatlılandırılan hamur tatlıları ön plana çıkıyor. Bütün bu göçler sırasında elbette biraz önce dedik değişimlere uğramış mı? Evet, uğramış mutfak. Ama ondan önce İzmir'de ben Eşrefaşa'dan söz etmek istiyorum özellikle benim doğup büyüdüğüm bölge. Mecidiye kurulurken aynı dönemde İzmir'de Hacı Eşref Paşa belediye başkanı ve Sultan Mecid aynı dönemde bir miktar para da belediye başkanı Eşref Paşa'ya gönderiyor ve İzmir'e, İstanbul'dan İzmir'e gönderilecek bu göçmenler için bir semt oluşturulmasını, bir yerleşim birimi oluşturulmasını emir ediyor veya istekte bulunuyor. Ve Eşref Paşa işte bugün bayram yerinden Karabağlara kadar olan bölgeye, Karabağ, ön Karabağlar diyebiliriz bölgeye, yollar açılarak dulhane tabir edilen küçük evlerin yapılmasını sağlıyor. Ve İstanbul'dan zorunlu olarak İzmir'e veya kendi istekleriyle İzmir'e gönderilen Tatarların bir kısmı bu evlere yerleştiriliyor. Ondan sonra 1897'de Girit'te ilk Girit
Türklerine karşı ilk katliamlar veya ilk olaylar başlıyor ve o yıllardan sonra özellikle İzmir'e doğru, neden liman şehri olduğu için İzmir'e doğru Girit'ten de bir göçmen topluluğu gelmeye başlıyor. Kendi istekleriyle gelen göçmenler bunlar, mübadil olarak gelenler değil, baskıdan ve zulümden, korkudan kaçarak gelen aileler. İşte bunlar da yine Tatarların yerleştirildiği Eşref Paşa'ya benzer evlere yerleştiriliyor. O noktadan sonra 1920'lere gelindiğinde Eşref Paşa'nın hali yarısı Tatarların, diğer yarısı Giritlerin yaşadığı, hemen iki çeşmeliğe doğru daha çok Yahudi ailelerin, Beyler Sokağı'na doğru inildiğinde de Rum ailelerinin yaşadığı bir bölge olarak önümüze çıkıyor. Bu noktada babaannemin bize aktardığı bir anısı var. Eşref Paşa'da bir tek bakkal var. Bakkalda bir Türk işletiyor. İki tane kadın gidiyor. Tatarlar Tatarca konuşuyor kendi evlerinde. Giritliler de Giritçe diyeyim. Rumca demek hoşuma gitmiyor. Giritçe konuşuyor. Birbirlerini anlamıyorlar. Kendi dillerini konuşuyorlar. Her ikisi de bakkaldan bir şeyler istiyor. Babaannem her iki dili de konuşuyordu. İki kere, üç kere tekrar ediyorlar. Bakkal anlamıyor. Biri kartof diyor, diğeri patata diyor. Bakkala dönüyor, ikisi de patates istiyor aslında. Yani öyle bir semt ki iki, üç topluluk yaşıyor. İkisi de birbirinin dilini anlamıyor. Ve birbirinden çok farklı iki topluluk bunlar. İkinci kuşak okula başlıyor 30'lu yıllardan sonra. İşte o noktadan sonra evlerinde kendi dillerini konuşurken okulda Türkçe öğreniyorlar. Çok zor bir olay. Her biri kendi evlerinde, kendi yemeklerinde, kendi dillerinde yaşarken evin dışına çıktığında ortak bir dil, ortak bir yaşama uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Sonuç olarak elbette İzmir'e gelindiğinde Tatarların mutfaklarında bir takım değişiklikler olmuş. Örneğin domatesi kullanmaya başlamışlar, Giritlilerden domatesi öğrenmişler. Tencere yemeklerine geçiş yapmışlar ama kendi kültürlerini, kendi geleneklerini sıkı sıkıya bağlı kalarak yaşatmaya gayret etmişler. Teşekkür ederim. Pardon, bir sorum olabilir mi geçmeden? Mecidiyeşehir nerede efendim? Çok aciliyeti olan bir şey. Evet, çünkü bağlam atlanabilir. Mecidiyeşehir nerede? Nasıl? Mecidiyeşehir nerede? Köstence'nin güneyinde. Teşekkür ederim. Romanya sınırları içinde şu anda. Teşekkür ederim. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Müzik kısmına. Buna hazırsınız umarım. Burada Dinet Hanım. Ruhlu Üniversitesi'nden Dinet Hanım. Separat şarkıları üzerine bir sunum yapacak. Süreniz yılda. Günaydın herkese. Mutfaktan şimdi müzik ruhun gıdasıdır diyerek müziğe geçiyorum. Separat şarkıları. Dinleyecek mi? Dinleyeceğiz ama. Bilgisayarım için bilelim. Ses takılı. Thank you.
Bey'den bir separat şarkısı dinledik, Punça Punça. Şarkıların özelliklerine geçmeden biraz separat nedir ondan bahsetmek istiyorum. İbranice'de İspanya anlamına geliyor. Endülüs Devleti 800 ve 1200 yıllar arasında var olmuş İberya Yarımadası'nda üç dinin beraber yaşadığı kültürel olarak çok ileri bir devletti. Yahudiler de hem devlet idaresinde hem de kültürel olarak önemli pozisyonlardaydılar. İberya'nın Hristiyan krallıkları tarafından ele geçirilmesinden sonra da önemlerini korudular. 1492'de kraliyet fermanı ile Yahudiler ve daha sonra da Müslümanlar İspanya'dan kovuldular. Ve Sefaratlar İspanya'dan kovulduktan sonra bir kısmı Osmanlı'ya 2. Beyazıt Fermanı ile yerleştiler. 16. yüzyılda dış politika, tıp, sanat ve sarayda öne çıktılar. 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı ile birlikte gerileme dönemine girdiler. 19. yüzyılda Fransız okulları etkisiyle tekrardan kültürel olarak canlandılar. 20. yüzyılda ise Türk kültürel hayatına entegre oldular. Peki İzmir'e ne zaman geldiler? İzmir'de ilk Yahudi cemaati, şehrin gelişmesi ve Selanik, İstanbul, Manisa ve çevresinden gelen Yahudilerin de katılmasıyla 1605 tarihinde kuruldu. 1600'lerde ve 1700'lerde İzmir, Yahudilik dininin en önemli merkezlerinden biri oldu. Hahamlık eğitimi için İzmir'e gelinirdi. Tamam. 19. yüzyılda 40 bin olan nüfus bugün ise sadece 1300 civarındadır İzmir'deki nüfus. Peki sefaratlar hangi dili konuşurlardı? Sefaratlar Osmanlı'ya geldiklerinde 15. yüzyılda İspanya'dan ayrıldıktan sonra konuşmayı sürdürdükleri İspanyolca olan Ladino dilini, buna Judeo-İspanyol ya da Yahudi-İspanyolcası da diyebiliriz. Onu konuştular. 15. yüzyıl İspanyolcası olarak kaldığı için modern İspanyolca ile de farkları vardır. Tabii Osmanlı'da yaşadıklarından ötürü Osmanlıca, Türkçe kelimelerle de birleşip Ladino'yu oluşturdular. Günümüzde dünyada 100 bin civarında insan tarafından konuşulmaktadır. En çok İsrail'de. 8 bin kadar da Türkiye'de. Fakat konuşanların ortalaması, yaş ortalaması 65 yaş üzeri olduğu için bu sebepten dolayı kaybolmakta olan bir dildir maalesef. Biraz sefarat kültüründen bahsedersek, tarih boyunca hem İberya Yarımadası'nda hem Osmanlı'da, Ege ve Balkanlar'da hem Müslüman hem Hristiyan kültürüyle yan yana yaşadılar. Bu da onların müzik, mutfak ve sosyal yapısını etkiledi. Bildiğimiz üzere İzmir'de boyoz satılır sokakta, sadece İzmir'de, İstanbul'da da değil. İspanya'dan gelen bir börek diyelim. Diğer yandan Batı ve Doğu kültürlerinin yanı sıra Yahudi dini kurallarından da etkilenme olmuştur. Sefarat müziğine geçebiliriz. Sefarat şarkılarını kantikalar ve romanslar olarak ikiye ayırabiliriz. Ayrıca da dini müzikten de bahsetmek istiyorum. Dini müzik, sefarat dini müziği sinagogda söylenen dua ve ilahilerden oluşur ve genelde Türk müziği makamlarında söylenir. Maftirim adı verilen ilahiler, derviş dergahlarındaki müziklerle oldukça paralellik gösterirler. 18. ve 19. yüzyılda çoğu İzmirli, birçok Yahudi besteci çok sayıda Türk müziği eserleri vermiştir. Bunlardan bazıları Haim Efendi, Salomon Algazi, İzak Algazi. Şimdi size Hoca Santo Şiker'dan onun bestesi olan ve eşimin büyük dedesinin seslendirdiği, kendisi de hahamdır, Rab İzak Karmana'dan bir
Arkadaşımız tesadüfen bu kaydı bulmuş, seneler sonra bize getirdi. Çok değerli. Şimdi romanslara geçmek istiyorum. Romanslar genelde orta çağa dayanan formlardaydılar. Ve yazarları anonim genelde. Hikayelerin çoğu orta çağdan, melodileri ise değişerek günümüze gelmiştir. Orta çağda pazar yerlerinde söylenen popüler şarkılardı. Şövalye, kral kraliçe hikayeleri anlatırlardı. Ama günümüzde ne yazık ki bu romansların çoğu unutulmuş, kalmamış. Bunlardan bir örnek, üç genç kız, Tres Hermanicas Eran. Çalmadı. Kardeşlik bağlarını anlatan bir romanstı. Bu genelde romansların çok çok uzun kıtaları olduğu için genelde kısaltılıyor, 3-4 kısaya birleştiriliyor. Kantikalar ise günlük hayatla ilgili seferat şarkılarıdır. Çoğu 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı, Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'da yaşayan seferatların yarattıkları şarkılardır. Besteci ve şairleri genelde anonimdir. Tango, Rebetiko, Charleston, Balkan, İtalyan ve Türk şarkılarından etkilenmişlerdir. Bir örnek, Paşaro del Muzura, Güzellik Kuşu.
Karat şarkılarının teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Genelde kadınların söylediği ve eşliksiz söylediği şarkılardır. Tek seslidirler. Melodi ön plandadır. Hecesel melodidir. Yani her heceye bir nota şeklinde. Ve ülkelere göre değişik söylenebilirler. Majör minör tonlarda ve ortaçağ modlarında olanları vardır. Ve Türk makamlarında olanları da vardır. Genelde serbest ritimle söylenir. 3-4, 3-8'lik ritimler ön plandadır. Türk müziğinden etkilendikleri şarkılarda da 7-8'lik, 9-8'lik ritimli şarkılarda duyabiliriz. Genelde vokal müzik ama özel toplantılarda enstrümanlarla da zenginleştirilerek söylenir. İspanya'da ut, gitar, pandero, keman eşliğinde, Osmanlı'da saz, tambur, cümbüş, kanun, kemençe, mandolin eşliğinde söylenirler. Tef ve darbuka da vardır. Tabi son yıllarda antik müzik, caz, fado, flamenco tarzlarında da yorumlanıyorlar ve değişik enstrümanlar da ekleniyor. Temaları günlük hayatta aşk, acı, umutsuzluk, ninniler, esprili şarkılar. Özel günlerde ise düğünler, sünnet, bayramlarda, şabat yani cumartesi gününü bitirirken değişik şarkılar vardır. Bunlardan şabat bitiş şarkısını dinleyelim. Osmanlı'dan, Türk müziğinden ve modern Batı ve Akdeniz müziğiyle etkileşimlerden de ortaya çıkmış bu şarkılar. Bu etkileşimlerden bir örnek vermek istiyorum. Aynı şarkının, yani çok benzer üç tane, bir rebetiko tarzında Rose Estenez'i söylüyor. Thank you.
La Vida Doraki, hayatımı rakı için verebilirim yani. Aslı olsun yeter ki için. Demiş Separat şarkısı. Dinleyelim. İçinde Türkçe sözler var. Aman Minnoş, canım Minnoş. Onu dinleyelim. Duymanız gerekmiyor zaten. Son sunuşumuzu Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Nesibe Hanım yapacak. Yine şarkılarda göç olsunlar özellikle. Merhaba. Benim girtlilik kimliğimi inşa etme yolculuğunda payıma düşen yıllar içinde göçmen ve mübadillerin unuttuğu Girit'in makamsal şehir şarkıları olan Sabahın Yolculukları çalışmak oldu. Tabanyodika melodileri nereden geldiler? Tıpkı Anadolu türküleri gibi yıllarca amalgam bir karışım olmuş bu şarkıların dolaşım ağını ortaya çıkarmak, izin sürmek kolay değil. Ben 2015 yılında Girit'te 3 ay alan araştırması yaptığımda bu şarkıları tespit etmeye çalıştım. Yaklaşık 33 adet. Şarkının böyle makamsal ses dizileriyle söylendiğini tespit ettim. Aslında Girit Adası oldukça zengin bir müzik kültürüne
müziklerine sahip. Dans müziklerinin yanı sıra Girit'te en çok bilinen şarkılar Rizitikalar. Rizitikalar isyanın şarkıları. Yine şarkıları iki şekilde inceleyebiliyoruz. Masal şarkıları ve yol şarkıları diye. Küçük Asya mübadillerinin getirdiği kafe aman kültürün dışında ve diğer şarkı repertuarlarından farklı olarak 19. yüzyılın ortasında Resmo ve Hanya liman tavernalarında ortaya çıkmış bir repertuar bu repertuar ve 1950'li yıllara dek de popülerliğini korumuş. Chris Williams çoğunlukla yemek ve içki eşliğinde icra edilen tabaniotika şarkılarının ortaya çıkışı ve gelişimini Bulgarici, Pustalyaris ve Girit Kemençe, Girit Lirası icracıları Rodinos ve Perakis'in enstrüman tekniklerinde ve makamsal modları radikal bir adaptasyon ile icralarında uygulamaları sonucu geliştiğine dikkat çeker. Tabaniotika şarkılarının Rebetiko Asya Minör, Arap, hatta Venedik etkisi sebebiyle Batı müziği gibi stillere ait olabileceğini öne süren tezler vardır. Ancak bugünkü sunumda ben Küçük Asya'dan göç eden mübadillerin bu repertuara etkileri üzerinde durmaya çalışacağım. Bulgari sazı ve repertuarı 1920-1940 yılları arasında Resmo Hanya hatta Heraklion tavernalarından yayıldı. 20. yüzyıl başında Pustalyaris'in aktardığına göre de 20. yüzyıl başında Resmo'da her tavernada en az bir tane Bulgari çalar vardı. Akdeniz coğrafi bir yer olmaktan çok kültürel bağlamda ele alındığında bu deniz Avrupa, Küçük Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında ulusların sınırlarını aşan fikir ve değerlerin dolaşımı için yoğun bir kültürel etkileşim enstrümanı olmuştur. Girit'in tabaniotika şarkıları da tam da böyle bir melez yapıyı hatırlatmaktadır. Makrini, Akdeniz kavramının kullanımında mozaik olarak tanımlanan şeyin, müzikal ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkilerin analizine hiç dikkat edilmeksizin, estetik olarak kıyaslanamayan olguları karakterize etmek için uygun olduğunu söyler. Ülkelerin sınırları vardır ama müzikleri yoktur. Yakın sınırlarla ortak kültürler ve hisler yeni tarzların ortaya çıkmasına kolayca sebep olabilir. Nota yazısı kullanılmadan performansa ve gözleme dayalı, melk sistemiyle, ustadan çırağa bir eğitim modeliyle öğrenilen bu yerel şarkılar tıpkı türküler gibi güç teorisine dahil olabilirler. Melodiler doğdukları yerlerde kalmayıp çeşitli nedenlerle göç edebilir. Göç teorisinde yayma işini yapan en önemli topluluk askerlerdir. Fetihler, savaşlar sebebiyle askerler kendi yörelerini, Türklerini gittikleri yerlere taşıyıp orada öğrendiklerini de kendi bölgelerine getirirler. Ticari amaçlarla yapılan yolculuklar da melodilerin göç etmesine sebep olur. Şarkılar, türküler gittikleri yerin havasına uymak zorunda kalırlar. Taşıyanın belleğine ve yeteneğine göre müzikal yapı ve ritim açısından değişip farklılaşabilirler. Böylece varyantlar doğar. Ben şimdi size böyle bir örnek dinletmek istiyorum. Bu eser doğru yapıyor muyum? Neden yani? Ses mi yok? Ada Sahilleri diye Türk Makam Müziği repertuarında Hicaz makamında kayıtlı olan bu eser ilk icrada 1924 yılında Küçük Asyalı bir müzisyen Asil Aslıoğlu tarafından icra edilmiş. Ne yapalım şimdi? Orpheum Record kaydı. New York kaydı 1924. Bu eser
Kafkas Türk'ü Girit'te Halepianos Manes diye biliniyor. Burada Halep olan yer acaba Suriye'deki Halep mi yoksa Hanya'daki Halep mevki mi? Resmo'da Ayvalık Mübadeli, Paraşkavas Siryanoğlu ile yaptığım kişisel görüşmede kendisi bana şunu bildirmiştir ki Yunanistan'a bağlanıncaya kadar Girit, Hanya, Resmo ve Heraklion'dan haftada 2-3 vapur seferi vardı ve 150 kadar insan gidip gelirdi. Bunların büyük bir çoğunluğu da iş bulmak için İzmir'e giden müzisyenlerdi. Yine aynı şekilde Bizans müziğini öğrenmek için Girit'ten genç din adamlarının İstanbul'daki Patrikhane'ye gittiğini ve burada İstanbul müziğiyle tanıştığını da sözlü tarih yoluyla biliyoruz. Kozmopolit bir şehir olan İzmir'e baktığımızda da kalıcı sakinlerin yanı sıra yolculuk için gelenler, denizciler, kaptanlar, mevsimlik, işçiler, zanaatkarlar, emekliler, tüccarlar, ve her türlü maceracının geldiği bu şehir aslında Akdeniz'in dört bir yanından gelen gemilerinde uğrak yeriydi. Girit'e dönersek, şuradan döneyim.
dönersek, Girit Adası etnik ve kültürel farklılık içeren halkların birlikte yaşarken farklı kültürlerle beslendiği, etnik sınırları keskin olmayan, geçirgenliğe kuvvetli bir yerdi. 19. yüzyıl sonlarına kadar adada etnik hayat iç içe yaşandı. Kadın mahkeme sicillerinde dayısının veya amcasının birisinin Müslüman, diğerinin Hristiyan olduğunu bize gösteren kayıtlar var. Adliyeti hocalarımız sayesinde ben onlardan alıntı yapıyorum şu anda. Ve böylece Hristiyan ve Müslümanların yan yana mahallelerde yaşadığını teyit etmekteyiz. Yine adada Müslümanların en yoğun olarak örgütlendikleri tarikat, Bektaşilik tarikatı, Resmo ve Kandiye'de Bektaşi dergahları mevcut. Ortaylı, Girit'te İslamlaşmayı daha çok Anadolu toprağından giden Bektaşi ve Alevi dedeler gerçekleştirmiştir, görünmektedir der. Hatta Osmanlı yönetiminin ilk dönemlerinde kırsal alandaki tekkelerde yolcular da misafir ediliyordu. Benzer şekilde Müslümanlar da Ortodoks manastırlarına sığınabiliyorlardı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, Tabanyotika şarkıların icrasında kullanılan özel bir saz, Bulgari sazı. Bu saz aynı zamanda Anadolu'da aşık fasıllarında Alevi ve Bektaşi aşıklarının da sıklıkla kullandığı bir enstrüman. Fuat Köprülü aşık fasılları hakkında bilgi verdiği makalesinde 19. yüzyılın son çeyreğinde semai kahvehanelerinde duvarda Bulgari benzeri ve Bulgari sazının aşıklar tarafından kullanılmak üzere duvarda asılı olduğuna dair bilgileri aktarmaktadır. Bu çalgılar, Anadolu'daki bu çalgılar, yani bunlar çöğür, Bulgari, beş telli bağlama, altı telli bozuk, yedi telli yanık ve tambura olmak üzere Girit'te kullanılan Bulgari ile aynı özellikleri gösteren telli çalgılardır. Anadolu'da bugün de yaşatıldığını söyleyebiliriz. Aşıkların sazlarının saplarına bağlanan perde adeti genellikle 17'dir. Perde sayısı 24'e çıkabilir ya da 13'e kadar inebilir. Ben Girit'teki araştırmamda 22 perdeye kadar çıkanı ya da 13 perdeye kadar daha az perde bağlanan Bulgari'ye tesadüf ettim. Fustalyalis'in bağlaması da 17 perdelidir. Bakın burada görüyoruz. Ve bugün Fustalyalis'in öğrencisi olan Stelios Lainakis ve onun oğlu Leonidas Lainakis Tabanyotika müziğinin en önemli icracılarından Hanya'da. Üstelik Leonidas Lainakis tıp atı Fustalyalis'in Bulgarisi örneğinde Bulgariler üretmekte. Bir ülkeye kendisi. Anayokis, Anadolu'daki kullanılan pek çok çalgının Orta Asya'ya Türkler tarafından göç ettiğini söyler. Tarancı ise Anayokis'in Yunan Popüler Müzik Çalgıları kitabında Türk kökenli pek çok çalgının Yunan kökenli olduğunu belirtmektedir. Anadolu'da bu çalgıların Türkler ve Rumlar tarafından birlikte kullanılmasının doğal bir sonucu olarak Yunanlılar pek çok Orta Asya kökenli çalgıyı kendi çalgıları olarak kabul etmektedir diyerek ortak çalgıların varlığını da teyit eder. Tam profesyonel olmayan meraklılardan oluşan arkadaş çevrelerinde icra edilen ve meraklidika şarkıları olarak da anılan tabanyotika şarkıların terim olarak baktığınızda tabanyotika kelimesini Yunanca'da ya da Giritlice'de rastlamıyorsunuz. Benzer bir kelime var, tabakarya, tabakhaneler anlamında. Girit Hanya'da Halepa şehrinde böyle bir bölge var. Bugün 80'lerde boşaltılmış, dericilik artık yapılmıyor. Bir restorasyon, ağır bir restorasyonla turistik bir bölge olma yolunda. Ve aynı şekilde İzmir'de de tabakhane semti var. Bugün zannediyorum adı değişik, Yeşildere mevkiine denk geliyor. Aziz Dimitros Kilisesi'nin yakınlarında. Bu şu gösterdiğim Meles çayı tabakhanede şurada bir yerde. Kötü
bir çözümlülükte halifler olduğu için şurası. Aynı zamanda Tabahaniotikos Manes terimine biz 1900-1922 tarihleri arasında Gramofon, Favorit, Odeon ve Orfeon gibi çeşitli plak firmalarının, hatta Atina'dan daha fazla Rumca şarkının da üretildiği, İstanbul ve İzmir'de yapıldığı plak firmalarının plak etiketlerinde rastlıyoruz. Tabahaniotikos Manes. Bu terimi taş plak repertuarına ithafen Girit şarkıları, şehir şarkıları içinde kullanmış olduğunu düşündürtüyor tabii bize. Yine Resmo'da Anadolu şarkılarıyla büyüyen Fustalyaris'in 13 yaşında Bulgari çalmaya başladığı ve Fustalyaris okulu olarak kabul edilen Stelios Fustalyaris'in Bulgari'nin ve Tabahaniotikos'un en iyi icracısı olarak kabul edildiğini biliyoruz. Aynı zamanda yine bir Bulgarici ile yaptığım görüşmede, onun fotoğrafı da şurada bir yerde. Evet, Yannis Maximadakis. O da Fustalyaris'in öğretmeni, Bulgar öğretmeni, Türktü diye kişisel görüşmemizde bu bilgiyi bana aktarmıştır. Liavas için yine önemli, Liavas yine önemli bir şekilde altını çizer ki Küçük Asya'dan Resmo'ya gelen ve Anadolu şarkıları çalan müzisyenler Karaklas Liracı, Yannis Udi ve Mikalis Aravacıoğlu Santuri ile birlikte Fustalyaris'in müzik yaptığını ve bu açıdan da Fustalyaris'in farklı bir müzik kariyerine sahip olduğunu söyler. Evet, katliamların ardından Müslüman nüfusun şehirlerde toplandığını biliyoruz. Tabii aslında kırsal kökenli yaşayan eski Giritlilerle kent soylu şehirden gelen mübadillerin nasıl müziklerle tam olarak karşılaştıklarını tespit etmemiz zor. Ancak mübadele sonrasında Türkiye'deki duruma baktığımızda mübadillerin hafızalarında Tabahaniotikos şarkılar yok diye düşünüyordum. Ta ki bu konuda bir makalesini gördüm Tanju İzbey'in bir internet gazetesinde. O da anne ve babamın en sevdiği şarkı diyerek bahsettiği yine çok bilinen bir Tabahaniotikos şarkı. Tabahaniotikos şarkılar çeşitli politik sebeplerle Girit'te de bir dönem icra edildi, uzunca bir dönem icra edilmedi. Ama 80'lerden sonra Rosdale ve genç müzisyenler tarafından tekrar gündeme geldi. Yine plak şirketlerinin eski taş plak kayıtlarını CD olarak üretmeleriyle bu repertuar unutulmaktan kurtuldu. Ama maalesef biz birinci kuşak bilgilerde bu Atina Küçük Asya Araştırmaları Merkezi Melko Merlion arşivindeki gibi bir ekomüzikolojik çalışma yapılmadığı için o kuşakları da takip edemedik ve ikinci kuşaklarda da bu şarkı repertuarlarına sıklıkla rastlamıyoruz. Benim rastladığım tek örnek Tanju İzbey'in anne babasından dinlediği bu şarkıdır. Son cümle olarak şunu söylüyorum. Diler ve umarım ki Müslüman Giritli müzisyenlerin ve Müslüman Giritli müziği hakkında çalışmalar yapacak Girit Araştırmaları Merkezi'nin kurulduğu günleri de hep birlikte görürüz. Sardığınız için çok teşekkür ederim.
teşekkürler tekrar. 15 dakikamız var. Şu ana kadar bir tane soru aldık. Nükhet, tamam. Nükhet'le başlayalım. Ben çok teşekkür ediyorum bütün konuşmacılara. Çok keyifli bir oturumdu. Bunda biraz başkanın da payı var diye düşünüyorum. Ona da teşekkür ediyorum. Ben her iki mutfakla ilgili konuşan arkadaşımıza da belki bu soruyu belki de bir katkılma sorumu bilmiyorum yöneltmek istiyorum. Şimdi göç mutfağının aslında orijininden çıktığından farklı bir mutfak olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü buraya geldikten sonra artık aynı endemik bitkileri, aynı baharatları, aynı zeytinyağını bile ki Betül Hocam zeytinyağları konusunda bizden çok daha uzman. Farklı zeytinyağları, farklı yağlar, farklı şeylerle aslında kendini yeniden ürettiğini. Çünkü hani mutfak malzemesinin bile birebir aynı olmasının söz konusu olmayacağı düşüncesinden hareketli. Bu yani yeniden bir bellek üretimi, yeniden bir kimlik inşası gibi yeniden bir mutfak kültürü, göç mutfak kültürü. Orijininden farklı bir mutfak olması gerekiyor herhalde. Ki buna Betül Hanım, ikinci Betül Hanım da çok güzel bir örnek verdi. Kırımlıların Girtlilerden domates alıp artık yemeklerine bunları da kattığını ve bu şekilde mutfaklarını yeniden ürettiklerini söyledi. Buna katılır mısınız diye. İkincisi salyangoz konusunda Betül Hocam. Bu salyangoz yememe meselesi aslında Türklere değil Anadolu'ya özgü bir şey. Anadolu Rumları da yemiyorlar salyangoz. Bununla ilgili de çok ilginç bir örneği bana Elizabeth Zavariado kendisi anlatmıştı. O da Anadolu'dan göç eden, Samsun'dan göç eden bir kişi, ailesi oradan gitmiş. Ve Yunanistan'a gittiklerinde Yunanların salyangoz yediklerini görünce çok sinirlenmiş ve annesi ve ya salyangoz yiyen pis Yunanlılar demiş onlara. Ve Zahariyat kendisi de hiçbir zaman ağzına salyangoz sürmez diyemezdi ama biz bayıla bayıla girip yiyorduk salyangoz. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim hep güzel aylardı. Teşekkürler. Ben bir ekleme yapabilirim. Tabii. Nükhet Hocam bir noktada haklısınız ama bir noktada da hem yeniden yapılandırma evet var ama sahip oldukları tek şey dilleri unutuluyor. Aynı Ladino gibi Tatarca'da UNESCO tarafından unutulmaya yüz tutmuş diller olarak gösterildi 2000'lerin başında. Sahip oldukları tek şey yemekleri kalıyor o noktada. Bir parça ilaveler var, bir miktarda unutulmalar var. Örneğin Tatarlar artık at eti yemiyor. 2000'lerin başına kadar Eskişehir'in Refahiye köyünde at eti kesilip tüketiliyordu ama sadece yılda bir kere artık geleneksel olarak yapılan bir şenlikte besleme, özel beslenen atlar kesiliyor. Ve atlardan elde edilen kazı diye bir sucuk var örneğin, o artık hiç yapılmıyor, unutulmuş. Bunun gibi çoğaltabiliriz. Ama buna karşılık örneğin 9. yüzyılda Tatarların yaptığı tutmaç çorbası bugün hala aynı yöntemle ve aynı malzemelerle yapılıyor. Kaşgarlı Mahmut'un kitabında aynen Tatarların yaptığı diye geçiyor ve o yemek bugün aynı şekilde yapılıyor. Yani çift yönlü bakabiliriz. Evet, unutulanlar var, modernize edilmesi var, ilaveler var ama tutundukları da sadece yemek kültürü var ellerinde. Teşekkür ederim. Benim ilk sorum Bayan İlmet'e olacak. Pardon, önde evet ben de öyle anladım. Bir dakika bekler misin o zaman soruyu? Arkadan alalım ondan sonra. Tam fark etmez, devam edin. Ben de öyle anladım ama yanlış mı diyorum acaba? Şimdi efektin dolayısıyla dedim. Kusura bakmasın diğer sorunun muhatabı dostumuz. Bayan İlmet'e olacak ilk sorum. İzmir'de de izlerini sürdüğümüz bu kadim sefarat kültürün ana ögelerinden olan Ladino'nun koruma altına alınması, tırnak içinde söylüyorum ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Söz konusu mu? Yani dünya yeryüzündeki Yahudi cemaatleri bu konuda bir girişimde bulunuyorlar mı? Bir enstitü var mı mesela? İkinci sorumda Bayan Nesil Hanım olacak ama hemen bir sorayım. Buyurun sorun. Evet, sorabilirsiniz. Bir dönem tabağın iki... İsmini söyleyemiyorum ama siz anladınız, evet.
parçaların Girit'te söylenmesinin yasak olması acaba Metaksas 1936-41 dönemine tekabül ediyor? O plakların zaten İstanbul'da basılıyor olması da o sebeple olsa gerek. Çünkü Metaksas Akdeniz tırılı ezgileri de yasaklıyor biliyorsunuz. Ve o sebeple Yunanistan'da basılmıyor plaklar, İstanbul'da basılıyor. Bu rahmetli Şükrü Tüm'den hatıramda kalandır. Sonunda vakit kalmadı. Özellikle mübadi, Girit'e giden mübadiler bu bahsettiğim Halepa bölgesinde yerleşiyorlar. Ve yaşam şartları sebebiyle deri işleriyle uğraşıyorlar orada Tabakarya'da. Ve bu müzik uzunca bir dönem, yani bir dönemde yok alıyor. 80'lerden sonra ortaya çıkıyor ama bu dönem belki gizlice dinleniliyor. Ve bu lümpen kesimin yanında yine kerhanelerde çalışan hayat kadınları, kadın satıcıları tarafından tavernalarda gizli de olsa yapıldığı ve dinlenildiğine ait benim görüşmelerimde aldığım notlar var. İzmir'de Ladino Kültürünü Koruma Derneği yok ama Sefarat Kültürünü Koruma Derneği var. Ama İstanbul'da var ve her sene belli tarihlerde Ladino günü oluyor. Karen Gershon var bu konuyla çok ilgili. Hatta şimdi internette Ladino dersleri adı altında bir ve ikincisini yaptı. Ladino dilini yani öğretiyor Duolingo gibi böyle bir programla kendisi anlatarak hayatta tutmaya çalışıyor. İşte biz de müzisyenler olarak şarkıları söyleyerek ve onları klasik formlarda da düzenlemesini zaten yapılıyor. Yapılmış çok örnekleri var ve bunları yorumlayarak biz de bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Slobodan'dan bunu soruyor. Benim iki sorum olacaktı. Birisi mikrofonlarla yaklaştı. Biraz ilave olarak daha önce soran arkadaşımızın sorusuna yine kararına sorun olacak. Tabii Ladino kültürü bir separat kültürün olmak dernekleri de olabilir. Dili hayata kurmak için sadece onu konuşmak değil bir çeşit yasa kültürü olması gerekiyor. Ladino dışında bildiğim kadar Yidiş'te benzer bir durumda, yani unutulmuş bir Almanca var ama Yidiş bir edebi dil olarak kullanılır. Hatta Nobel ödülü alan Aysebaşı ve Singer ilk önce Yidiş'te yazıyordu, sonra İngilizce tercüme edildi bütün eserler. Böyle bir teşebbüsü eski İspanyolca konuşan Yahudilerde var mı acaba? Yani sormak istediğim, bugün bir telefonu kapatsanız. Devam et. Bugün bir edebiyat, yazar edebiyatı var mı veya var mıydı 50 sene önce Ladino'da? Hikaye, roman gibi. Bunu ikinci soruda soracağım. Sonra sana birlikte. Siz bu Sefarat şarkılarının ne taraftan, hangi müzik kültüründen etkilendiğini söylediniz. Ama ters yöne, yani Sefarat müziği başka bir müzik türlerine etki verdi mi diye bu da fazla söylemediniz. Benim sadece bir fikri atacağım. Her zaman
Bosna'daki, bizim oradaki Bosna'daki Sedalinka müziğinin ister harmoni, ister melody line çok benziyor bu kantiga veya romans şarkılarına. Sedalinka sadece ve sadece şehirlerde, Bosna şehirleri sınırlı, köy müziği değil, sadece Müslümanlara özgü bir müziği ve Sırp müziğine benzemiyor, Türk müziğine benzemiyor, klasik Türk müziğine hiçbirine benzemiyor, kendi kendine. Büyük Bosna şehirlerinde, sadece Bosna gibi bir Yahudi varlığı vardı İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Ve belki de oradan daha önce böyle bir fikri birinin aklına geldi mi, böyle bir düşünce vardı, bence araştırmaya değer bir şeydi. Teşekkür ederim. Ladino, roman olarak ben bilmiyorum. Yoktu eskiden ama eskiden din kitapları Ladino dilinde olduğunu biliyorum. Ama şu anda Shalom gazetesi var. Bu gazetenin bir eki var, Alameneser diye. O Ladino dilinde hikayeler, şeyler, yazılar var. Onu takip edebilirsiniz. O dili ayakta tutmak için yazılıyor. Haftada olan olaylar, şeyler, hepsi Ladino dilinde var. Diğer soruya gelince, evet, güzel bir soru. Hani hep bizim nereden etkilendiğimiz Ladino şarkılarının, öyle söyleyeyim, seferat şarkılarının, ondan bahsettim ama bizim etkilediğimiz herhalde Osmanlı toprakları içinde yaşadığımız süre içinde bence karşılıklı bir etkileşim oldu zaten. Yani Yunanlılar, Bulgarlarla da yani yaşadıkları toplumun içinde birbirleriyle etkileşimleri olmuştur diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir Öztürk Hanım'a bir ekleme yapmak istiyorum. Bamye, kuruk, kuş üzümü konusunda. Bamye, kuruk ilişkisinin Giritlilerden geldiğini ve Anadolu mutfağın etkisi olduğunu söylediğini. Ben Denizli Bekirli benim. Babaannem 1880 doğumlu. Ve ben ortaokuldayken, ilkokuldayken, hatta üniversiteye gidinceye kadar bağımızdan korukları ben getirirdim, bamyeleri ben toplardım ve kaymak yağı ile babaannem bunu pişirirdi. Hiç Girit'le ilişkimiz yok. İkinci olarak kuş üzümünün Giritliler tarafından kullanıldığını söylediniz. Kasabamda 1850'den itibaren birinci küreselleşme dönemi boyunca kuş üzümü üretimi başladı. Fakat ne babaannem ne annem kuş üzümünü yemeklerde kullanmadı. Ta ki eşim kasabamıza gittiği zaman bir kutlama töreninde kuş üzümlü bir dolma yaptığında bütün Bekirli, Bekir hocaların gelini kuş üzümlü dolma yapmış dediler. Teşekkür ederim. Anneanneniz. Sonra dolmayı yapan hanım nerede? Eşiniz nerede yani? Eşiniz mi? Son bir soru daha. Tamam, iki soru daha alalım, birer dakikalık. Ondan sonra bir düğürüyle kapatalım. Buyurun. Kırım mutfağı hakkında konuşan arkadaşımıza bir şey sormak istiyorum. Hamur işleri dediniz. Hamur işlerinin karbonhidrat kaynağı olarak mısır mı, arpa mı, buğday mı kullanıyorlardı? Ve bu Kırım'da nasıldı, buraya gelince nasıl oldu? Teşekkür ederim. Kırım'da yoğun olarak buğday yetişiyor. Anadolu'da da geldiklerinde buğday unu kullanıyorlar. Fakat Karadeniz'in kıyısında, bütün Karadeniz'in çevresinde aynı zamanda mısır yetişiyor çok miktarda. Mamaleka adını verdiğimiz, bugün Romanya'da, Bulgaristan'da veya başka bölgelerde de yapılan ve kahvaltıda tüketilen bizim Karadeniz bölgesinde şu anda muhlamaya çok benzeyen peynir hariç yani ama mısır unuyla yapılan bir kahvaltılık ürün var. Ama ağırlıklı olarak buğdayla yapılıyor ve maya kullanılmıyor. Un, su, tuz
bazı altında basit hamur tabir ediyoruz biz onu. Basit hamurdan yapılan hamur işleri kullanılıyor efendim. Son sorumuzu alalım. Nilgün Şener ben. Sanırım bu oturumda itirazlar Denizli Bekililerden geliyor. Ben de Denizli Bekili dedim. aynı şeyleri ben de ifade edecektim. Çünkü ben halen sık sık gider gelirim. Ailem burada yaşasa da anneannem 97 yaşında. Şu anda Denizli Bekili de herhalde bu kurt suyunun ve diğer gıdaların etkisiyle. Orada bir başka gördüğüm yemek daha vardı. Hamur aşıydı, değil mi? Bunu da siz giritlere bağladınız. Ben hemen zaten bunları tek tek not almıştım. Orada ben bir aşısını ben giritlere bağlamadım. O göçmenlerin getirdiği bir forma çeşidi olaydı. Göçmen yemiyorlar. Ben direkt ona da itiraz ediyorum. Çünkü bizde ailemden de gördüğüm bu özellikle yapılan bir yemek değil. Çünkü akşamları hangi yemek tüketilirse, örneğin nohut, sabah kahvaltı kültürü olmadığı için bu hamur aşının içine koyulur ve o şekilde hani mevcut evdeki yiyeceklerden üretilir, tüketilir. Yani göçmenlerden değil, Denizli Bekilli, Sarıkeçililer, Yörüklerinden, yani çok uzun eski tarihe dayanan bir yerleşim yeri. Yani göçmenlere dayalı değil. Teşekkür ederim. Ben belki bir saptama yapabilirim burada. Biraz önce hocamın da gösterdiği çorba, hamur çorbası aslında aynı zamanda tutmaç çorbasıdır. Onu belirtmiştim. 9. yüzyıldaki kayıtlarda bile Türk kavimlerinin, Yörükler, Türkmenler, genişletebiliriz, tamamında ve Anadolu'nun her yerinde pratik olarak yapılan bir çorbadır o. Ama bizim çalışmalarımızda da öne çıkmıştı. Göçmen kültüründe de çok yoğun olarak var. Fırsattan istifade duyurunuzu yapın, ondan sonra... Bugün Urla'da 3. Uluslararası Enginar Festivali başlıyor. Saat 2.30'da, 14.30'da Tatar Mutfağı. Bu yılki konsept göç ve mübadele mutfağına ilişkin. Farklı gruplardan, farklı etnik kökenlerden kişiler bir workshop halinde gösteri yapacaklar. Benim payıma Tatar Mutfağı düştü. Saat 2.30'da Urla Meydanı'nda Tatar Mutfağı'na ilişkin sorpa, kara helva ve çibörek yapacağım ben. Arzu eden buyursun gelsin efendim. Uygulamalı olarak görebilirler. Teşekkür ederim. Ücretsiz değil mi? Evet, ücretsiz. Tamam, şimdiye kadar içinde bulduğum en zevkli panellerden bir tanesiydi. Arkadaşların dördüne çok teşekkür ediyorum. Size de aynı şekilde. Thank you.